Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber internetinizi nasıl hızlandırırsınız bunları size göstereceğim. Birbirinden farklı birbirinden internetinizi hızlandıracak elimde bilgiler var. Hem kendi taktiklerimle beraber hem de internetten topladığım işe yarar bilgileri sizlere göstereceğim. Hiç olmazsa internetinizden aldığınız pingi 60'tan 30'a kadar düşürmeyi deneyeceğim. Siz de yorumlar kısmında kaç ping alırken şu an kaça düştü veya kaç arttı kesinlikle yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince bütün bilgileri doğru ve düzenli olduğunu kontrol ettim. Ve bu arada arkadaşlar ben bir para kazanma kanalıyım. Siz de eğer benim kanalıma bakarsanız günde çok güzel paralar kazanabileceğiniz videolar bulunmakta. Yani siz de bu videolara bakarak paranızı kazanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı kesinlikle unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Abone olamıyorsunuz da kesinlikle like atın ki videoyu daha fazla kişi görsün. Şimdi hemen sizlere Discord sunucumu da tanıtayım. Discord sunucumuza katıldıktan sonra gördüğünüz gibi sol bölümden bedava bölüm bulunmakta. Sizlere Exxen, Netflix, Steam, Spotify, Gmail metodu ve oyun hesapları olarak bedava bir sürü şey dağıtıyorum ve bunları daha yeni açtım. Sohbet bölümünden benle konuşabilirsiniz. Her zaman aktifim. Sabah erkenden akşam 11'e kadar full aktifim. Yardımlaşma bölümünden de eğer kısalttınız veya referans linkleriniz varsa internetten TR-Link gibi şeyleri kullanıyorsanız burada paylaşıp tıklatabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, öncelikle Windows R tuşlarına basıyoruz ve bastıktan sonra gördüğünüz gibi çalıştır yerimiz geliyor. Buraya gpedit.msc yazıyoruz. Yazdıktan sonra karşımıza böyle bir yer geliyor. Bunu büyük yapıp şunu şöyle kaydırıyorum ki daha iyi gözüksüz. Videoda yakınlaştırabileyim. Burada yönetim şablonlarının okuna tıklayıp buradan A buluyorum. Eğer bu arada gpedit hatası veriliyorsa açıklamalar kısmında bir tane farklı kanalın videosuna bırakıyorum. Onu da izleyerek gpedit hatasını değiştirebilirsiniz. Hemen gpedit'i açabilirsiniz. A açıyorum. Ve burada QOS paket zamanlayıcısı var. Buraya geliyorum. Ayrıntılanabilir bant genişliğini sınırla var. Buna çift tıklıyorum. Ve bu etkindir sizde. Bunu etkin yapın. Etkin eğer yaparsanız hatta yapılandırılmadı şeklinde kalırsa sizin için daha iyi. Etkin yapıp eğer sizin de etkindeyse internetinizin sadece %80'ini kullanıyorsunuzdur böyleyse. Bunu sıfır yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra internetinizi full kullanabilirsiniz. Çünkü bu sıfır yaptığınızda bu devre dışı bırakılmış oluyor. Ben bunu iptal yapıyorum. Ben bu ayarı yapmıştım. Hemen ikinci ayarımıza geçelim. Evet, şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. Windows arama kısmından buraya hizmetler yazıyoruz. Şöyle hizmetler yazalım ve gördüğünüz gibi hizmetler bölümüne giriyorum. Bu hizmetler bölümünden W harfine tıklıyorum. Bir tane tıklayalım. W'ye tıkladıktan sonra buradan Windows Update'i buluyorum. Evet, buldum. Gördüğünüz gibi burada. Buraya çift tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu Windows Update eğer size otomatikse, oyun oynarken veya farklı işler yaparken internetiniz eğer yavaşsa demek ki Windows arkada güncelleştirme yapıyor olabilir arkadaşlar. Bunu elle yapıp kendiniz de Windows'u şöyle Windows kısmına tıklıyorum. Ayarlara geliyorum. Güncelleştirmeler ve güvenlik kısmından kendiniz de Windows'u güncelleyebilirsiniz. Benim şu an yeniden başlatmam gerekiyormuş ama şu an gerekli değil. Yani bunu elle yapmanızı tavsiye ediyorum. İnternetinizi birazcık da olsa hızlandıracak ve arkada çalışan bir güncelleme programı olmayacak. Hemen üçüncü taktiğimize geçelim. Evet, üçüncü taktiğimiz olarak da Windows arama kısmına geliyorum ve buradan ayarlara giriyorum. Ayarlara girmenize de gerek yok. Buradan yazarak da bulabilirsiniz. Şöyle arka plan uygulamalarına giriyorum. Girdikten sonra burada arka planda çalışan uygulamaları görebilirsiniz. Burada kullanmadığınız, bilmediğinizi kesinlikle kapatmayın. Kullanmadığınız şeyleri kapatın. Alıntı ve taslağı kullanmıyorum. Arka planda istemiyorum. Alarmlar saat olsun. 3B görüntüleyici kapalı olsun. Cortana açık olsun. Filmler ve TV kapalı olsun. Arka planda açık kalmasını istemiyorum. Geri bildirim merkezi açık olsun. Müzik kapalı olsun. Haritalar kapalı olsun. Hava durumu kapalı olsun. Hesap makinesi açık. Hatta burada kapalı olsun. Kendimiz açabiliriz. Burada kullanmadığınız bütün her şeyi kapatıyorsunuz. Kapatırsanız ping değeriniz birazcık daha düşecektir ve daha ideal bir pinge kadar gelecektir arkadaşlar. Hemen dördüncü taktiğimize geçelim. Evet, şimdiki taktiğimiz şöyle arama kısmına regedit yazıyorum. Yazdıktan sonra şunu full ekran yapalım. Sonrasında buradan PK Local Machine var. Bunu açıyorum. Açtıktan sonra buradan sisteme geliyorum. Sistemden de burada Control Set 001 var. Bunu açıyorum.
Aşk'tan sonra burada gördüğünüz gibi 5 tane bölüm bulunmakta. Buradan Services'ı açıyorum. Sonrasında NDU'yu bulmam lazım buradan. NDU'yu hemen bir bulalım. Evet, NDU. Burada sizde eğer Start bölümü yoksa, Start normalde ölüyor oluyor. Start bölümü yoksa burada kendiniz oluşturabiliyorsunuz ve burayı 4 yapmanız lazım. Bu arada videonun birazcık sonlarında olmuş gibi oluyor ama eğer buraya kadar izlediyseniz Windows ayarlarını eğer beğenmediyseniz ve internetinizde bir değişiklik olmadıysa burada geri yükleme noktası oluştur bölümü var. Buradan geri yüklemeyi oluşturabilirsiniz ve Windows ayarlarını eğer beğenmediyseniz ayarları geri yükleyebilirsiniz. Sonrasında burada eğer sizde Start bölümü yoksa buraya sağ tıklayıp yeni diyorsunuz ve buradan anahtar demenize gerek yok. Şöyle Ctrl+Z yapalım. Gerek yok buna. Evet. Şöyle yeni diyelim. Sonra buradan dize değeri, Dwort 32 bit değeri var burada. Buraya açıyorum ve buraya Start yazıyorum. Yazdıktan sonra ben de aynı değer olduğu için olmuyor. Start yazdıktan sonra içini açıp 4 yazmanız yeterli. Bu da internetinizi birazcık daha hızlandıracaktır. Evet, şimdiki yöntemimiz hem kendi bulduğum hem de internette yaygın olan bir yöntem arkadaşlar. Öncelikle açıklamalar kısmında gördüğünüz gibi dosya link diye bir link bırakırım. Eğer bu yanındaki linke tıkladıktan sonra sizlere bir link satma servisi gelir. Onu da geçiyorsunuz. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Şuradan 5 saniye bekleyip geçiyorsunuz. Linke git diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tekrar linke git deyip kapatıyorsunuz ve karşınıza text dosyası indirme linki geliyor. Hemen burayı bir geçelim. Evet, gördüğünüz gibi dosya.tc'den bir tane indirme linki geldi. Zaten hiçbir virüs yok. Şimdi de kendi bilgisayarıma kendiniz göreceksiniz zaten. Dosyayı indir diyorum. Gördüğünüz gibi en iyi dini istiyor. Burayı açıyorum ve gördüğünüz gibi tekrar fazla söyledim ama 5 tane DNS veriyor bizlere. Şimdi bunları test edeceğiz ve hangisi bize göre en iyisi bunu size göre göstereceğim. Windows arama kısmına geliyorum ve buraya cmd yazıyorum. Yazdıktan sonra commit işlemi de olabilir. Şurayı birazcık büyütelim. Fazla ileri gittik. Evet, şurayı birazcık büyütelim. Tam ekran yapalım ve buraya ping yazalım. Bu pinginizi buradan öğrenebilirsiniz. Ping yazıp boşluk bırakıp şimdi sizlere açıklamalara koyduğum text dosyasından ilki alıyorsunuz. İlk sadece ortadaki yazıyı alıp buraya yapıştırıp enterlıyorsunuz. Ve bizim şu an bu sunucudaki pingimizi ölçüyor. Bu sunucudaki pingimiz 45'e 45'miş. Şuna bakalım, bu Open DNS Home'muş. En üstteki Level 13 DNS'miş. Buna bakalım, bunu ping yazıp hemen şöyle yapıştıralım. Ve bu da 32-65 arası gidiyor. Evet. Minimum 65'te maksimum 65 ping arası bunu alabiliyormuşum. Google DNS'ine bakalım. Google'ı çoğunuz kullanıyorsunuz biliyorum. Google'ınkine bakalım. Ping boşluk Google'ınkini yapalım. Google'ınkinde bakalım kaç çıkıyor. Google'ınkinde de 49'a 50 çıktı bende. Tabi sizlerde bu çok farklı çıkacak. Cloudflare'ınkine bakalım. Şöyle ping yazıp yapıştırıyorum ve 1.1 olarak yapıştırdım. Cloudflare'da da gördüğünüz gibi 8'e 19 çıktı. Şimdi Türk Telekom'unkini kullanıyorum. Eğer siz de Türk Telekom kullanıyorsanız ve internetiniz yavaşsa bu DNS işinize yarar. Benim de arkadaşımın işine yaramıştı zaten. Burada bakalım 6'ya 7 çıktı. Bunda çok düşük çıktı. Şimdi bunu kullanabilmek için şöyle A yazıyorum buraya. Hatta böyle değil de denetim masasına girelim. Yanlış girdik. Şöyle denetim masası. Evet. Ağ ve internet bölümüne geliyorum. Ağ ve internetten ağ paylaşım merkezi bölümüne girdikten sonra Ethernet'e tıklıyorum. Sonrasında da burada gördüğünüz gibi özellikler bölümü var. Özelliklerden de internet protokolü sürüm 4'e tıklıyorum. Ve sonrasında da aşağıdaki DNS sunucusunu kullan bölümüne gelip öncelikle şu üstteki kodu üste, alttaki kodu da alta yapıştırıp çıkarken ayarları doğrula deyip tamamlıyorum. Hemen farklı taktiğimize geçelim. Evet, şimdiki yöntemimiz klasik bir yöntem. Şuraya sağ tıklayıp görev çubuğu ayarlarının bölümüne geleceksiniz ve buradan görev yöneticisi diyeceksiniz. Sonrasında burada gördüğünüz gibi A diye bir kısım var. Buraya geliyorsunuz ve burada A'nızı kullanan şeyler gözüküyor. Mesela OBS Studio kullanıyormuş A'mızı. Aşağı düştü. A bölümünde en fazla A kullanan şeyler burada görüntülüyorsunuz ve ne kadar kullandığını da görüyorsunuz. Burada A ne kadar kullanıyorsa en üsttekilerden birini seçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim Discord kullanıyor, OBS kullanıyor, WhatsApp kullanıyor. Bunları kapatırsanız sizin için daha iyi olur. Ve
Arkadaşlar ASC diye bir program var. Bunun da linkini açıklama arkasında koyuyorum. Burada hızlandırma bölümüne geliyorsunuz ve turbo hızlandır, donanım, IMR, derin, yani bu bilgisayarınızın hem FPS'ine hem de internet hızlandır bölümü var. Bunu açık yapıyorsunuz. Tara yaptığınızda internetinizi daha hızlandırıyor azıcık da olsa. Sonrasında enileme tipi var. DLS kablosuz vesaire, bunları hangisini kullanıyorsanız öyle yapın. Ben temel yapıyorum. Sonrasında uygula diyorum, iptal diyorum ve tara diyorum. Hem bu bilgisayarımı hızlandırıyor hem de internetimi yavaşlatan öğelerin kapatabildiği kadar hepsini kapatmaya çalışıyor. Çünkü sizin de yetki vermeniz gerekiyor ki kapatabilsin. Bu gereksiz programları, arkadaki ve izni olan programların hepsini kapatıyor arkadaşlar. Hem de bilgisayarınızı hızlandırıyor. Yani güzel bir program. Sizlere fazla program önermemeye çalıştım. Çünkü bu virüs olayı arkadaşlar. Ben de bilgisayarıma hiçbir program indirmemeye çalışıyorum. Sadece bunu crack olarak indirdim ve birkaç tane de oyun var sadece. Virüs olayı vesaire olduğu için sizlere birden çok program yüklettirmek istemedim. Yüklettirebilirdim arkadaşlar. Çünkü internet hızlandırabilen bir sürü program var. Ben sizlere programsız bir şekilde internetinizi iki kat daha fazla hızlandırabileceğiniz nasıl yaparsınız, bunları size gösterdim. Program vesaire de kullandırmadım. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın. Şu tarama işlemini de hemen bitirelim. Bu arada arkadaşlar, eğer elinizde ücretiniz vesaire varsa, yani durumunuz eğer varsa ve bunu alabiliyorsanız bunu alın. İnternetinizi hem hızlandırıyor. Xiaomi Mi Wifi Pro, Pro sinyal yakınlaştırıcı. İnternetiniz daha iyi çekiyor. Bunu Türk Telekom ve Vodafone kullananlar kullanabilir. Çünkü bildiğiniz kadarıyla çok düşük çekiyor. Eğer durumunuz veya buna verecek paranız varsa, biriktirdiğiniz bir para, bunu alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ben de bundan kullanmıştım. Kullanmak isteyenler kullanabilir. Zaten en çok satan bölümünde ve şu kadar değerlendirmeden 4,3 puan almış. Gayet güzel. Sizlere direkt linkini bırakacağım. Hiçbir kısaltma, referansmış, hiçbir şeyle uğraşmayacağım indirmeyle falan. Direkt ürünün linkini kopyalayıp sizlere vereceğim ki daha rahat bir şekilde sepetinize ekleyip buradan alışverişinizi yapabilirsiniz ve gördüğünüz gibi 1,8 GB'lık bir boş şeyler buldu ve PC verimliliğinizi geliştirmek için 289 öğe enilenebilir diyor. Düzelt dediğinizde 289 tane öğeyi, gereksiz öğeyi kapatıyor arkadaşlar. Yani bu programın da linki açıklamalar kısmında, bunun da linki açıklamalar kısmında. Hemen diğer şeyimize geçelim, taktiğimize. Evet, şimdiki taktiğimiz yine görev yöneticisi bölümünden gelecek. Buradan bu bölümü açtıktan sonra burada başlangıç var. Burada arka tarafta çalışan ve gereksiz gördüğünüz uygulamaları kapatın ki hem arka planda çalışmasın hem de internetinizi yemesin. Mesela Epic Games arkada çalışıyormuş. Ben bir devre dışı bırakayım ki böyle boş boş şeyler arkada çalışmasın. Ve SS Cleaner mesela, bu açık kalsın. Bu bir virüs programı. Blitz açık kalabilir. Bu LoL'de sizlere otomatik ürün gibi şeyler ayarlıyor. Bu önemli bir şey değil. Spotify vesaire. Bunları kapatın ki arkanızdaki programları açık bırakmasın ki internetiniz. Evet, en sonunda da Windows'unuzu güzelce bir güncelleyin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Eğer ayarları beğenmediyseniz sizlere yapın dediğim şeyi, yani Windows geri yükleme ayarlarını kendiniz yapıp ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz. Benden bu kadardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoda like atmayı unutmayın.